3000 küsür müteahhit var. Almanya'da, Türkiye'de 300 bin müteahhit var. Kim denetliyor bunları? Kim denetliyor bunları? Ehliyetsiz araba kullanabiliyor musunuz? Cezası var, öyle değil mi? Ama müteahhitlik belgesi almak ne kadar kolay. İnşaat yapmak ne kadar kolay. Belediye başkanıyla aran iyiyse, belediyeyle aran iyiyse işler çok kolay. Niye herkesin bildiği şeyleri konuşmuyoruz? Niye herkesin bildiği şeyleri konuşmuyoruz? Bakar mısınız tabloya, arkamızdaki tabloya bakar mısınız lütfen? Herkesin bildiği şeyleri yüksek sesle konuşun lütfen. Belediyelerdeki imar komisyonlarının görev alan, belediyelerde imar komisyonlarında görev alan, ilçenizde bir bakar mısınız? Belediyenin imar komisyonunda kimler görev alıyor? Hangisi jeoloji mühendisi? Hangisi inşaat yüksek mühendisi? Hangisi yer bilimci? Hangisi çevre bilimci? Hangisi mimar? Hangisi mühendis? İmar komisyonunda yer alan üyelere bakın. Belediyede imar komisyonu kuruluyor. Belediye başkanının seçtiği isimler tarafından. Kimler olduğu, siyasi bağlantılar, belediye ilişkileri, başkanla ilişkileri. Ve bunlar, biliyor musunuz ne iş yapıyorlar bu imar komisyonu? Bizim hayatımızı şekillendiriyorlar, farkında mısınız? Siz bir ev almak için 20-25 sene uğraşıyorsunuz ya, çalışıyorsunuz ya. Emekli olduktan sonra emekli ikramiyesinin üstüne kredi çekiyorsunuz ya. Veya çalışırken kredi çekip 20 sene çalışmak zorunda ve 10 sene o krediyi ödemek zorunda kalıyorsunuz ya. O binalar nasıl yapılıyor biliyor musunuz? O binalara ruhsat verenler kimler biliyor musunuz? İmar komisyonu hayatımızı şekillendiriyor. Hayatımızla ilgili kararlar alıyor. İmar komisyonu. Belediyelerin imar komisyonu. Gidin bakın kimlerden oluşuyor imar komisyonu. Kaç tanesi mühendis, bir bakın bakalım. Kaç tanesi bu işle ilgili alakalı işler yapmış, bir bakın bakalım efendim. Kaç tanesi jeoloji mühendisi? Kaç tanesi deprem uzmanı? Kaç tanesi inşaat yüksek mühendisi? Kaç tanesi mimar? Kaç tanesi çevre bilimci? Kaç tanesi kent bilimci? Bir bakın bakalım imar komisyonlarına bir. Önce bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Tamam, 9 tane müteahhit yakalandı, tutuklandı. 7 tanesi, sorun bitti. Bu kadar efendim. Ağlamalar, sızlamalar. Tamam. Dün de söyledim. Felaketten sonra yapılan organizasyon 10 numara. Felaketten sonra ama. Başımıza bir iş geldikten sonra. Yardımlaşmamız 10 numara. Birlikte olmamız 10 numara. Dertlere derman olmaya çalışmamız 10 numara. Bunlar bizim hasletimizde var. Hem karakterimizde var, hem inancımızda var, hem hasletimizde var. Ama felaket niye geliyor başımıza? Felaket niye geliyor başımıza? Sorumlular hesap vermeli. Buyurun efendim, tablo buydu.